Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Bu videomuzda Metin Yayınları TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hangi sayfalarda kaldık? 60 ve 61 test numarasında size şöyle hatırlatayım. 19. testteyiz. Üniversiteliyim testi yine güzel ve hafiften de zor sayılabilecek bir test. İlk sorumuzda vakit kaybetmeden gençler, derseniz başlayalım. Denizcilikte deniz seviyesi 0 olarak kabul edilip deniz seviyesinin üstündeki yükseklikler pozitif, deniz seviyesinin altındaki yüksekliklere negatif gerçel sayılarla belirtilmekte. Bakın negatifleri kullanacağız diyor. Bir denizaltının periskopu en az 4 metre, en fazla 10 metre yukarıyı gösterebiliyor. Yani kendisinden en az 4 metre yukarıdaki yükseklikleri görebiliyor veyahut maksimum 10 metre yükseklikleri görebiliyor. Deniz seviyesinin 5 metre altında seyreden şekildeki denizaltının periskobuyla gözlemleyebileceği yükseklikleri ifade eden eşitsizlik hangisidir diye sormuş. Bakın zaten deniz seviyesinin 5 metre altındaysa ben ne yapacağım? 4 metre, en az 4 metre yukarısını görebiliyoruz. Yani nereyi görebiliriz? Eksi 1'i görürüz. En fazla 10 metre yukarıyı görebiliriz. Yani eksi 5'e. Deniz seviyesinin altındaysa eksi 5'tir. Eksi 5'e 10 eklerseniz ne olur? 5'i. Yani eksi 1. metre ile 5. metre aralarını görebilir. Bu ifadeyi yani şu şekilde gösterebiliriz. Bakın görebileceği uzaklıkları şöyle gösterebiliriz. Eksi 1 ile 5 arasında. Bunu da mutlak değerli olarak nasıl ifade ederiz? Tam ortasındaki sayıyı bulmamız lazım. Eksi 1 ile 5'i topladınız. 4, 2'ye böldünüz 2. Dolayısıyla eksi'nin 2'ye olan uzaklığı 2'nin eksi 1'e veya 5'e olan uzaklığı diyorsunuz. Yani kaçtır? 3'tür. Demek ki cevabımız mutlak değer x eksi 2 küçük veya eşit olacak. Yani cevap B seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. Geçiyoruz 2'ye. Demiş ki A ve B birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere 3x eksi 12'nin mutlak değer işlemi ile ilgili olarak Ela demiş ki x yerine ben A yazınca işlemin sonucunu A buldum. Yani arkadaşlar 3A eksi 12'nin mutlak değerini A bulmuş. Efe de x gördüğü yere B yazınca 3B eksi 12. Bu da eşittir ne bulmuş? O da B bulmuş. Ela ve Efe işlemlerin doğru yaptığına göre verilen işlemde x yerine A artı B yazılırsa sonuç ne olur? Şimdi A'yı da B'yi de bir bulalım biz. Öncelikle 3A eksi 12 eşittir A diyeceğiz. Ve buradan gençler 2A eşittir 12 ve A eşittir 6 gelecek. Birbirinden farklıydı, unutmayın. Birini 6 bulduysak ötekini de 3B eksi 12'yi B diye çıkarırsan yine 6 bulursun. 3b eksi 12'yi ne diye çıkaracaksın? Eksi b diye çıkaracağım. Buradan 4b eşittir 12 gelecek. B'de kaç gelecek? 3 gelecek. Şimdi bak. A6, B3 veyahut A'yı 3, B'yi 6 bulacaktın. İkisinden birisi. 6 ve 3 bulduk ya. Toplamlarına haber 9 yazar. Eğer x gördüğün yere buradaki 9'u yazarsan diyor. 3 kere 9 27 yapar. 27'den 12'yi çıkarıp mutlak değerini alırsan da ne gelir? 15'i bulursun. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gençler. Geçtim 3'e. Sıfırdan farklı A ve B gerçel sayıları için mutlak A bölü A artı B bölü mutlak B eşit sıfır olduğu biliniyor. Yani bunlardan bir tanesi 1, öteki de eksi 1'miş. 3 tane öncül var. Hangileri her zaman doğrudur diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle diyelim. Aksine örnekler vererek gitmeyi her zaman için yeğleyin arkadaşlar. Aksine örnek vereceğiz. Öncelikle şöyle. Ben burada A'yı mesela 5 seçeyim. Mutlak değer 5 bölü 5. Artı B'yi de eksi 4 seçelim. Eksi 4 bölü mutlak değer eksi 4. Şimdi şurası ne yapar? 1 yapar. Şurası ne yapar? Eksi 1 yapar. Toplarsanız 0 gelir. Yani A 5'miş, B eksi 4'müş gibi düşünün. A ile B'nin toplamı 0 gelir demiş. Her zaman doğru olmuyor demek ki. Birinci öncül gitti, cortladı. 1 gitti. A eksi B 0'dır demiş. Şimdi alın A'yı 1, B'yi eksi 1 seçmiştik. Birbirinden bunları çıkarırsanız 0 değil 2 bulursunuz. Bu da gitti. Demek ki cevap yalnız 3'müş. 3'e de bakalım arkadaşlar. Ne demiş bize? A kere B sıfırdan küçüktür. Evet, bir tanesinin pozitif bir tanesinin mutlaka negatif olması gerekiyor. Bunların dolayısıyla 3. öncül doğru, cevap Ceyhan seçeneği olacaktı. Geçtim 4'e. A, B ve 0 gerçel sayıları sayı doğrusunda gösterildikten sonra 0 sayısı silindiğinde aşağıdaki görünüm oluşmuştur. Şekildeki 11 ve 8 sayıları o sayının diğer sayıya uzaklığıyla o sayının mutlak değerinin toplamıdır denmiş. Örneğin A'nın B'ye olan uzaklığıyla A'nın mutlak değerinin toplamı 11'dir denilmiş. Şimdi burada şöyle bir durum var. Eğer ki varsayalım 0'ı şuradan seçtik. B'nin A'ya olan uzaklığına ben x dersem bununla 0'a olan uzaklıklarının toplamı 8'miş. Bu 1, bu cepte. Yani şimdi şununla şunun toplamı 8 ise o zaman şunun direkt 0'a olan uzaklığı 8'dir. 0'ın da solunda kaldığına göre burası eksi 8'dir deriz. Daha sonrasında eksi 8'in 0'a olan uzaklığı 8 ile eksi 8'in B'ye olan uzaklığı neyi toplarsam ben 11'i verir? 3'ü tabii ki. Dolayısıyla arkadaşlarım şu da bunun 3 birim sağında, yani eksi 5 olacakmış. Bakın eksi 5, şurası 3 ise 3 ile 5'in toplamında zaten 8'i veriyor. Demek ki A sayısı arkadaşlar eksi 8'miş. B sayısı da eksi 5'miş. Şurada yerine yazarsanız eksi 8 ile 5'in toplamı eksi 13. Eksi 8 kere 5 de 40 yapar. Bunların toplamı da 27'dir. Doğru cevabımız Bursa seçeneğine verilmiştir diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Devam edelim 5. sorumuzda. Sayı doğrusunda 0'a uzaklıkları 2 birim, 5 birim ve 8 birim olan sayılar toplamının 0 olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Bakın sayı doğrusunda 0 olan uzaklığı mutlak değer x'tir. Daha sonrasında uzaklıkları 2 birim, 5 birim ve 8 birim olan sayılardan bahsediyoruz. O halde şöyle diyelim. Mutlak değer A, mutlak değer B ve mutlak değer C'nin toplamı demeyelim de şöyle diyelim. Şunun 0 olan uzaklığı 2 birim, 5 birim ve 8 birimse toplamlarını unutalım arkadaşlar. Şimdi o zaman A için burada kaç tane değer vardır? Eksi 2 veya artı 2. B için eksi 5 veya 8. C için de eksi 8 veya 8. Şurası 5 arkadaşlar. Pekala. Şimdi bize ne demiş? Sayıların toplamının 0 olan uzaklığı hangisi olamaz? Şimdi bunları toplayacağız ve mutlak değerlerini bulacağız. Ama tabii çeşitli toplamalar da mevcut. Mesela eksi 2 ile eksi 5'i toplayıp üzerine bir de 8 eklersem 1 gelir. Yani 1'i yakalayabiliyormuşuz. Bakalım 3 gelir mi? Onu kontrol edelim. Eksi 2 ile mesela 5'in toplamı kaç yapar arkadaşlar? 3 yapar. 3 ile eksi 8'i toplarsan eksi 5 gelir. Mutlak değeri 5'tir. Bu da oluyor. Şimdi başka düşünelim alternatifleri. Mesela 2 ile 5'i topladınız 7. 7'ye 8 eklediniz 15. Bakın bu da geliyor. 15'te yakaladık. Yani şu an cevap ya Denizli ya da Bursa. Daha sonrasında eksi 8 ile eksi 5 ile eksi 8'i topladınız eksi 13, bunun üzerine 2 eklediniz eksi 11, mutlak değeri 11'dir, bu da geliyor. Demek ki gelmeyen şey 3'müş, doğru cevabımız da Bursa'ymış. Yukarıda verilen düzlemde bakın çok güzel bir soru. Düşeysarı doğrusuna dik sarı bir şerit, yatay sayı doğrusuna dik mavi bir şerit boyama yapılacak ve şeritlerin kesişim bölgesi de yeşille belirtilecektir demiş. Örneğin aşağıda bu iki sayı doğrusu üzerinde verilen aralıklarla oluşturulan şeritler ve yeşil bölge gösterilmiş. 3 ile 5 arası 2 birimlik burayı sarıya boyamış. 2 ile 4 arası 2 birimlik burayı da maviye boyamış. Bu düzeneye göre aşağıdaki adımları uygulayınız demiş bize. Düşey sayı doğrusunu şu eşitsizliği sağlayacak şekilde genişlikte kesen yatay şeridi sarıya boyayınız demiş. Bakın mutlak değer x eksi 2 1 ile 5 aralığındaysa demek ki x eksi 2 arkadaşlar ya 1 ile 5 aralığında ya da bu x eksi 2 eksi 5 ile eksi 1 aralığında. Şimdi ben bu eksi 2'lerden kurtarmak için 2 ve 2 ekleyeceğim. 2 ekleyin arkadaşlar. 3 küçük veya eşittir x, o da küçük veya eşittir 7. 2 eklerseniz buraya eksi 3 küçük veya eşittir x, o da küçük veya eşittir 1 olur. Şimdi o halde biz şu an neyi bulduk arkadaşlar? Şunu ve düşey sayı doğrusu demiş. Dolayısıyla ben düşey sayı doğrusunu şu şekilde oluşturdum. Bir eksi 3 ile 1 aralığı, bir de gençler 3 ile 7 aralığı lazım bize. Dolayısıyla ben şunları şu şekilde çektim. Bunları çektikten sonra aralarında kalan kısımları nereye boyayacağız? Sarıya boyayacağız. Aha da şöylece boyadım. Kabul. Şimdi bu kısımları sarıya boyadık. Şimdi maviye boyayacağımız aralığı bulmamız gerekiyor. Onu da nereden bulacağız? Şöyle mutlak değer 2x 4 ile 10 aralığındaysa hepsini 2'ye bölerim ben. 2 küçük veya eşittir mutlak değer x, o da küçük veya eşittir 5 olur. Demek ki x'lerimiz neredeymiş arkadaşlar? Ya 2 ile 5 aralığında ya da bu x eksi 5 ile eksi 2 aralığında olur diyeceğiz. Ve yatayı da bunlara boyayacağız. Bak yatayı da şuraya çizdim. Çizdikten sonra da gençler şöyle diyoruz. Şurası eksi 5 ile eksi 2. Şurası da 2 ile 5 aralığı dedik. Daha sonrasında bunları da şu şekilde çizeceğiz. Düşeyleri. Çizdikten sonra bu bölgede kalan kısımları da nereye boyayacakmışız? Maviye. Alın size maviye boyanmış halleri bunlardır dedik. Şimdi yeşile dönüşen yerler var. Dikkat ettiysen şu kısım 4 birim, şu kısım 3 birim. O zaman burası 12 birim karedir. Yine aynı şekilde 4'e 3 olduğundan gençler şurası eksi 3'e 1. 4'e 3 olduğu için yine 12. Bakın o zaman burası da 12 çünkü burası 3 birim. Şurası 3 birim, burası 4 birim. Yine burası da 12 olacak. Yani 4 tane 12'nin toplamı 48 olduğu için bu alanların toplamı 48'dir diyebiliriz. Evet 7. sorumuzdayız. 7. sorumuz için müsaadenizle şu kısmı sileceğim ki sorumuzu okuyalım. A ve C birer gerçel sayı olmak üzere bu 3 sayıyı çarpınca sonuç negatif. Bakın hepsini çarpıyoruz, sonuç negatif çıkıyor. Bu 3 sayıdan hangi ikisi çarpılırsa çarpılsın sonuç pozitif oluyormuş. Yani bunlardan ikisi mutlaka aynı işaretti. Yani artı artı veya eksi eksi. Diğer üçüncüsüyle beraber bunlar çarpıldığı takdirde sonuç mutlaka negatif oluyormuş. O halde arkadaşlar ben bunu eksi seçmek zorundayım. Her türlü ama şunlardan hangi ikisi çarpılırsa çarpılsın bu sefer pozitif olmaz. Çünkü artı ile eksinin çarpımı bize negatif sonuç verir. Demek ki benim tüm sayılarım neymiş? Negatif olacakmış. Bu cepte A, B, C hepsi negatif. Buna göre X, Y, Z sayıları için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diye sorulmuş bize. Şimdi bu soruyla alakalı da bir düzeltmemiz de mevcut arkadaşlar. Onu da hatırlatacağım ben size. Mutlak değer A, mutlak değer B ve mutlak değer C, bunların toplamı X olur demiş. Şimdi bu sayıları ben şöyle gösterecek olursam eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 diyelim, tamam mı? Bunların mutlak değerlerinin toplamı bana 6'yı verecektir. Mesela X 6'dır burada. Daha sonrasında mutlak değer B'nin siz 2 olduğunu biliyorsunuz. Şurası 2. Mutlak değer C'nin de 3 olduğunu biliyorsunuz. Burası da 3. Şurada kaçmış? Eksi 1. 2, 3 daha 5. 1 çıkardım 4. 4'ün mutlak değeri 4'tür. Bakın Y 4 geldi. A'nın mutlak değeri eksi 1'in mutlak değerinden 1. B artı C de bize eksi 5'i verecek. 1 eksi 5 eksi 4 yapar. Eksi 4'ün mutlak değeri de yine bana 4'ü verecektir. Şimdi X, Y, Z ile alakalı hangileri doğrudur diye sorulmuştu. X, Y, Z ile alakalı şunlar doğru arkadaşlar. Y ile Z birbirine eşit ve bu daima 6'dan yani X'den daha küçük olmak zorunda. Yani cevabımız sevgili arkadaşlarım Edirne seçeneği olacak. Burada cevap Ceyhan olarak görünmüş ama doğru cevabımız Edirne sevgili arkadaşlarım. Kitabının 2. baskısında bu hata giderildi. Aklınızda bulunsun. Ve 8. sorumuzdayız. Aşağıda kapak genişliği 2 metre uzunluğunda olan bir raylı dolabın kapalı hali ile sağdan ve soldan 30'ar santimetre açılmış halleri görülmektedir. Bakın şu kapalı hali. İkinci resimde de 30'a 30 santimetre açılmış her iki taraftan. Eşit uzunluktaki her bir kapağın açılan kısmı kadar parçası şekil 2'de belirtildiği gibi diğer kapakla altlı üstlü olmaktadır. Bakın burada tek katlı bölge şunlar şöyle üst üste gelmiş ya, çift katlı bölge oluyor burası da. Şekil 2'deki gibi açılmış olan dolapta aranan bir kıyafetin dolabın tek katlı kısımlarından birinin altında olduğu biliniyor. Yani şu kısımda veyahut şu kısımda olduğu biliniyor arkadaşlar. Buna göre aranan kıyafetin dolabın sol başına olan uzaklığı santimetre cinsinden aşağıdaki aralıkların hangisinde olabilir diye sorulmuş bize. Şimdi dolabın sol başına olan uzaklığı demiş. Ben bu dolabın sol başına olan uzaklığı yani şu kısma, buraya 0 referans noktası diyelim, tamam mı? Şimdi şu kısma bakacak olursanız şurası 30 santimetre zaten. Ve bu dolabın uzunluğu kaç metreydi? 2 metre. Yani 200 santimetreydi. Şurası 200 santimetre. O halde bu dolabın tek bir kapağı 100 santimetredir. Tamam, bakın 100 santimetre. Şimdi öncelikle şunu şu şekilde tam ortadan bölecek olursak sağdaki dolap 30 santimetre kaydırıldığına göre demek ki şurası da şu şekilde buraya 30 santimetre kaymıştır. Şurası 30 santimetre, burası da 30 santimetre. Arada kaç santimlik bir kısım kaldı? 1 metreden yani 100 santimetreden 40 santimetre kaldı. O zaman şu kısmın tek katlı bölge neresiydi? Şurasıydı değil mi? Tek katlı bölge burası. Bu tek katlı bölgenin başlangıcı 30. santimetre. Bunun bitişi 70. santimetre. Yani bizim aradığımız kıyafet 1, 30 ile 70 arasında olabilir. İkinciye geçiyoruz. Bakın şurası 100. santimetreydi. Şuranın 30 santimetre olduğunu biliyoruz. 130. Demek ki şu kısım 130. Tek katlı bölgenin uzunlukları 40 santimetre olacaktı ya da 170. 130 ile 170 arasında da olabilir. Şimdi bakın. Bunları halletmek için SML yöntemi diyebilirsiniz. 130 ve 170. Arkadaşlar bir ikili şu grubumuz var. Bir de ikili şu taraftaki grup var, tamam mı? Bu iki grubun tam ortasındaki sayı lazım bana. Bunu da yapabilmek için ister 30'da 170'i toplayın 200, 2'ye bölün 100. İsterseniz 70'de 130'u toplayın 200, 2'ye bölün 100. Tam ortasındaki sayı 100'dür. 100'ün gençler 30'a olan uzaklığı 70, 100'ün 70'e olan uzaklığı da 30'dur. Bunu da aklınıza tutun. Daha sonrasında ise şunu diyoruz bakın. Benim x'imin 100'e olan uzaklığı 70 santimetreden daha küçük veya eşittir. Aynı şekilde 30'dan da daha büyük veya eşittir. X'in 100'e olan uzaklığını da mutlak değerle göstermeyi tabii ki unutmayın. Demek ki cevabımız işte bu olacak gençler. Yani o da C seçeneğiyle verilmiştir diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. 9. ve son sorumuz bu testte. her yüzünde birer sayı olan bir küpün hangi 3 yüzü seçilirse seçilsin, seçilen 3 yüzdeki sayıların çarpımı negatifmiş arkadaşlar. Hangi 3 tane yüzü seçilirse seçilsin, bu seçilen yüzdeki sayıların çarpımı neymiş? Negatif oluyormuş. Pekala. Küpün yüzlerindeki tüm sayıların mutlak değerleri toplamı da 1'e eşit olduğuna göre tüm yüzlerindeki sayıların mutlak değerlerinin toplamı 1'miş. Şimdi mutlak değerlerinin toplamı 1 ise gençler, demek ki ayrı ayrı topladığımız zaman 1'i veriyor bu. Tamam, çok güzel. O zaman şöyle diyelim. Tüm yüzlerinde A yazıyor, B yazıyor, C yazıyor, D yazıyor, E yazıyor ve F yazıyor diyelim. İşte bunların toplamı 1'miş. Peki. Küpün yüzlerindeki tüm sayıların toplamı eksi 1'dir demiş. Şimdi hangileri her zaman doğrudur diye sorulmuştu bana. Öncelikle sevgili gençler, hangi 3 yüzü seçilirse seçilsin bunların çarpımı negatifse bu sayıların her birinin negatif olması gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer ki A, B, C, D, E, F bunların hepsi negatifse hangi üçünü seçersen seç, çarptığın zaman negatifi bulursun. Bu bir. İkincisi, madem bunların mutlak değerleri toplamı 1, mutlak değersiz hallerini yani negatif olan hallerini topladığımız zaman da sonuç eksi 1 çıkmalı. Dolayısıyla birinci öncülümüz bizim doğrudur. Küpün yüzlerindeki sayılardan en az bir tanesi eksi 2 ile eksi 1 aralığının elemanıdır. Bakın hepsinin toplamına eksi 1 dediyseniz, eğer ki gidip de bunlardan bir tanesini eksi 1,2 gibi eksi 2 ile eksi 1 aralığında bir sayı seçerseniz yandınız, olmaz. Çünkü topladığınız zaman eksi 1'den daha küçük bir sayı sonuç bulursunuz. İkinci öncül yanlış, 2 olanları eleyebilirsiniz. Küpün yüzlerinde tam sayı yoktur. Evet, bütün sayılar, ama bütün sayılar 0 ile eksi 1 aralığındadır. Yani basit kesirdir. Ki topladığınız zaman eksi 1 gelsin. O halde gençler 3. öncülümüzde doğru olduğuna göre doğru cevap 1/3'tü. Yani cevap D şıkkında verilmişti diyebiliriz. 61. sayfamızın çözümlerini bitirdik ve artık fark atıyorum testini çözeceğiz. 4 sorudan oluşuyor. Bir sonraki videonun konusu bu olacak. Ve sonra da 3. bölüme üstü, köklü ve çarpanlara ayırma konularının sorularını çözeceğiz sizlerle beraber. O videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.